Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Malik Hazretlerinin yaşayışı, geçim kaynakları. Biyografi ve rivayet kitapları İmam Malik'in talebelik hayatı sırasında geçim kaynaklarını tam olarak açıklayamamaktadır. Değişik rivayetler vardır. Alimler İmam-ı Malik'in babasının ok imalatçısı olduğunu değinirler. Fakat oğlu bu sanata eğilmemiş, amcaları ve kardeşi gibi kendisini hadis ilmine vermiştir. Bir hadis rivayeti öğrencisi olan kardeşinin ipek ticaretiyle uğraştığı ve İmam Malik'in de arada ona yardım ettiği söylenir. Ancak bu çalışması ilimle uğraşmaktan onu alıkoymamıştır. Talebesi İbni Kasım onun hakkında şöyle diyor. İmam Malik'in ticarette kullandığı 400 dinarı vardı. Geçimini bu şekilde sağlıyordu. 400 dinarı varmış. Onu ticaretle uğraşan akrabalarına vermiş, işletiyorlarmış. Oradan ne gelirse. Bu haberlerin gerçeklik derecesi ne olursa olsun, İmam Malik'in talebelik hayatı sırasında geçim sıkıntısı çektiği kesindir. Talebeliğinde fakirlik çekmiş. Oradan gelecek 3-5 kuruş onu rahatlatmamış. İmam Malik'in çektiği bu geçim sıkıntısı ilim tahsilini tamamlayıp halifeler ve valiler tarafından ilmi şöhreti duyuluncaya kadar sürdü. Nihayet belli bir şöhret elde ettikten sonra Cenab-ı Hak ona geniş rızık nasip etti. Çünkü İmam Malik halifelerden bağış kabul ederdi. Halifeden aşağı kimseden hediye kabul ettiği görülmedi. Evet, sadece halifelerin hediyelerini kabul ediyormuş. Kendisine sultanların malından bağış almanın hükmü sorulduğunda şu cevabı verdi. Halifelerin malında şüphe yoktur. Yani alınabilir. Onların altındakilerin malını almak iyi değildir. Bazıları İmam Malik'in çok sayıda veya çok miktarda hediye kabul ettiğini söylerler. Hatta anlatıldığına göre Harun Reşit, meşhur halife Harun Reşit, ona 3000 dinar ihsanda bulunmuş. Ona ey Ebu Abdullah, müminlerin emirinden 3000 dinar mı alıyorsun diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Eğer o adil bir imamsa, iyilere insaflı davranıyorsa, ondan bağış kabul etmekte bir kötülük görmüyorum. Buna göre İmam Malik, namuslu vatandaşlara insaflı davranılmasa, onların saygınlığı korunmasa hediye kabul edilmeyecek. Ayrıca İmam Malik aldığının bir kısmıyla ihtiyaç sahiplerini de doyuruyor, bir kısmıyla da kendisine sığınan ilim talebelerinin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Yanında yatıp kalkan talebeleri vardı, onların masraflarını karşılıyordu. Yani bugünkü Kur'an kursu ya da yurt öğrencileri gibi yatılı öğrenciler var. Onların giderlerini nasıl karşılayacak? Mesela bu öğrencilerden biri de İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii, İmam Malik'e 9 sene talebelik yapmış, onunla kalmış. Onun himayesinde yaşamış. Bazı sahabeler de halifelerden hediye kabul etmişlerdir. Bu sahabeler bazıları hediye kabul etme konusunda şu cevabı vermişlerdir. Yemesi bize helal, günahı onlara aittir. Alimlerin Beytülmal'de hakları vardır. Çünkü alimler kendilerini ilmin hizmetine ve insanları irşad etmeye adarlar. Bu durumda onların ve ailelerin geçimini makul bir şekilde sağlamak halifeye aittir. Beytülmal'a düşer. İmam Malik halifelerden bu yüzden hediye kabul ettiğini, başkalarına almadığını ve başkalarını da men ettiğini biliyoruz. Çünkü onun niyetiyle başkalarının niyeti aynı değildir. Ayrıca o aldıklarını İslam'ın ve Müslümanların hizmetine sunduğu için başkaları aldıkları hediyeler sadece kendi şahısları için harcadıklarından aynı olmaz. Bu konuda kendisine fetva soran birisine alma demiş. Adam demiş ki sen alıyorsun. İmam Malik ne demiş? Hem kendi günahımı hem de senin günahını yüklenmemi mi istiyorsun diye cevap vermiş. Adam biri sormuş alabilir miyim demiş. Bana verilen hediyeleri, bağışları o da alma demiş. Bunun üzerine ama sen alıyorsun demiş. Alıyorum da senle ben aynı değiliz. Ben onu talebelere harcıyorum. Kendime de harcıyorum ama ilimle meşgulüm. Sen öyle değilsin. Sen niye alacaksın demiş yani. Ve sana fetva vermiyorum demiş. Günahsa günah benim boynuma. Bir de senin günahını yüklenemem demiş. Şimdi tam tersine. Senin günahını da yüklenirim diyorlar. Evet, Cenab-ı Hak İmam Malik'e bol rızık ve müreffeh bir hayat nasip etti. Bu nimetin eserleri onun hayatında görüldü. Mesela yemesinde, giyiminde, oturduğu evde hep en kaliteliyi tercih etti. O sürekli şöyle derdi. Allah'ın nimet verdiği bir adamın
Özellikle de ilim adamının üzerinde bu nimetin eserini görmemek hiç hoşuma gitmiyor. Yiyeceği İmam Malik'in özen gösterdiği şeyler arasındaydı. Sıradan şeyler yemezdi, azıcık yemekle de yetinmezdi. Hatta aşmadan iyi şeyler yerdi. Özellikle de günde 2 dirhem değerinde et yemeye gayret ederdi. Onun zamanında etin ucuz olduğu göz önüne alınırsa bu miktar hiç de az değildir. İmam Malik'in yemek zevki yerindeydi. Yemek çeşitlerini de seçerdi. Özellikle muzu çok severdi. Muz hakkında şöyle derdi. Muz kadar cennet meyvelerine benzeyen bir meyve yoktur. Onu yazın da bulursunuz, kışın da. Çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor. Evet, Ras suresi 35. ayette. Onun meyveleri de gölgesi de süreklidir. İmam Malik giyimine önem verirdi. Beyaz rengi çok severdi. Tercih ederdi. Bu konuda El Medarik de şöyle deniliyor. İmam Malik Aden, Yemen biliyorsunuz Aden. Horasan, Orta Asya yani. Ve Mısır işi pahalı kumaşlar giyerdi. Yani dünyanın her yerinden pahalı kumaşlardan giyiniyormuş. El Medarik 106. sayfada böyle söyleniyor. Aden biliyorsunuz Yemen. Güneyde Horasan, kuzeyde Mısır, Afrika'da. Yani dünyanın neresinden olursa olsun pahalı ve güzel giysiler giyiyormuş. Ayrıca elbiselerin seçmekte gösterdiği titizleri elbiselerin temizliğinde de gösterildi. Katiyen lekeli bir şey giymezdi. İmam Malik'in önem verdiği şeylerden birisi de oturduğu eviydi. Evde rahatı sağlayan her türlü kaliteli eşya mevcut. Evin her köşesinde sağlı sollu serilmiş şilteler vardı. Kureyş'ten, Ensar'dan ve diğer eşraftan evine gelen misafirler bu şiltelere otururlardı. İmam Malik her zaman güzel bir kıyafetle dolaşırdı. Güzel kokular sürünürdü ve sürekli olarak kendisine yakışan güzel elbiseler giyerdi. El Medarik'te geçtiğine göre yine İmam Malik hiçbir zaman insan önüne eski elbiseyle çıkmamıştır. İlgili habere şöyledir. İmam Malik sabah olunca ilk iş olarak elbiselerini giyer, sarığını sarardı. Ne ailesinden ne de arkadaşlarından kimse onu sarıksız görmemiştir. Yine hiç kimse onun açıkta yiyip içtiğini de görmemiştir. Evet, ona da dikkat ederdi. Şimdi dıştan bakınca insanın aklına o geliyor. Lüks bir hayat, din adamları hakkında bilinen zahitlik ve dünya lezzetlerinden uzaklaşma özelliğiyle bu durum bağdaşmamaktadır. Yine bu hayat din adamlarının dış görünüş ve elbise yerine kalp temizliğine, hakikat ehli olmaya ve amele önem verdiği gerekçesiyle bağdaşmamaktadır. Evet, böyle bir durum var. Bunu söylerler. Böyle bir hayat alimlerin ve kendilerinin maddi değil manaya, cisme değil ruha dayan din adamlarının yaşayışında çok sultanların ve emirlerin yaşayışına benzemektedir. Evet, bu sözler ilk bakışta doğru gibi görünse de İmam Malik'in hayatı ve onu kuşatan şartlar dikkate alındığında İmam Malik'in böyle bir yaşama biçimiyle şatafat peşinde olmadı. Gurur ve büyüklenme gayesi gütmediği anlaşılmaktadır. O bu hayatla yalnızca ruhi yücelik kazanmayı, küçük düşmemeyi, fikir ve irşat hayatını daha rahat geçirmeyi düşünmüştür. Evet, onun niyeti farklıdır. İslamiyet'i en güzel temsil etmek istiyor. İslamiyet deyince genelde fakirlik, pecmürdelik, yırtıklık filan öyle anlaşılıyor. Tamam, o da var. İsteyen onu da yapabilir ama bu da var. İmam bunu istemiş, bunu tercih etmiş. Demiş ki ilimde derinleşeyim, takvada, ihlasta derinleşeyim. Aynı zamanda temiz olsun, geniş olsun, güzel olsun. Maddi malzemeler de manevi durumla uyumlu olsun. Evet, hem maneviyatım iyi olsun, hem maddiyatı iyi olsun. Buna dikkat etmiş. Dengeyi sağlamış. Çünkü aşırıya kaçmaksızın yeterli beslenme yapmayan kişinin zekası ve sinirleri normal olmaz demiştir. İyi beslenmeyen insanın aklı kıt olur, ruhu kıt olur efendim demiştir. O yüzden gerçekten bu da önemli. İyi beslenme insanın hem zekasını hem ruhunu hem bedenini güçlü yapar. Bu artık ilmen sabit. Cenab-ı Hak helal kıldığı şeyleri kendimize haram kılmamızı Cenab-ı Hak helal kıldığı şeyleri kendimize haram kılmamamızı emretmiştir. Böyle var. Allah'ın helal kıldığını kendinize haram kılmayın der. İlgili ayet nasıldır? De ki Allah'ın kendi kulları için çıkardığı ziyneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılacak olan kimdir? A'raf suresi 32. ayet var. Bunu kendine rehber edilmiş. Ayrıca zahitlerin zahidi Abdullah oğlu Hazreti Muhammed Aleyhisselam aç gözlülük etmeden ve peşine düşmeden güzel yiyecekleri tercih ederdi. Yani Efendimiz de iyi şeyleri tercih ederdi.
Burada dikkat edilmesi gereken şey yani onu paylaşabilmektir. Kendin iyi yiyorsan iyi paylaşacaksın. Ölçü budur. Yani zenginlik Müslümana yakışır. Bu çok önemli. Namaz ve zekat beraber geçiyor birçok ayette. Yani bundaki maksat nedir? Müslüman namazına da dikkat etmeli. Zekat verecek zenginlikte de olmalı demektir. Ki biliyorsunuz aşiret-i mübeşşerin de çoğu zengindir. Evet, yani zenginlik İslamiyet'te şey olmuştur, teşvik edilmiştir. Bununla ilgili öğretmenlik hayatımdan güzel bir hatıra anlatayım. Bir arkadaşımız bir gün öğretmenler odasına geldi. Dedi ki, efendim benim kredi almam lazım, para lazım. Bana kim, hangi bankayı tavsiye eder? Kredi alacağım. Faizi düşük olsun, efendim ödemesi uzun olsun. Böyle bir banka, böyle bir kredi veren banka hangisi? Öğretmenler odasında 20-30 kişi vardık. Bir sessizlik oldu. Baktım kimseden ses çıkmıyor. Ben dedim ki bacım yanaş dedim hanımefendiye. Ben sana tavsiye edeyim dedim. Tabii şaşırdılar. Dindar olarak biliniyorum ya bakalım hangi bankayı tavsiye edecek diye bekliyorlar. Efendim dedim ki İslamiyet'e göre kredi haram. Faiz haram. O yüzden sen öz kaynaklarını idare et. Bana dedi ki ama param yok mecburum dedi. Ben de ona ben de ona şaka olsun diye dedim ki biz seninle kaç yıldır çalışıyoruz. Bana hiç demiyorsun ki ya abi ben para sıkıntısı çekmek istemiyorum. Zengin olmak istiyorum. Bana öğret zengin olmanın yolunu. Hiç demedin dedim. O da tuttu bu sefer dedik ama ben zengin olmak istemiyorum dedi. İncil'de dedi. İncil'de zenginler cennete gidemez diyor. Topla iğnenin deliğinden inek öküz geçmedikçe. Dedim ki kardeşim dedim İncil'in bozulduğu buradan böyle. Eğer böyle dediğin gibi bir ayet varsa bir kere zaten topla iğne de delik olmaz. Bir de oradan inek öküz geçme meselesi. Benim bildiğim mesela Müslümanlıkta devedir o. Ama zenginler değil de kafirler geçemez. Kafirler deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremez. Yoksa zenginler değil. Zenginin günah olduğu nerede yazar? İncil'in bozuk olduğu buradan belli dedim. Bizim Kur'an-ı Kerim'de zenginlik hep teşvik edilmiştir. Ama inkar, küfür yasaklanmıştır. Neyse ben öyle dedim. Ayağa kalktım, derse gideceğim. Öğretmenler odasının kapısını tuttu başka birisi. Dedi ki zengin olmak istiyoruz. Anlat bize nasıl zengin olacağız. Tabii güldüm. Dedim ki geceliğin 12'de abdest alıp namaza duracaksınız. Saat 3'e kadar 3 saat namaz kılacaksınız. Hiç durmadan namaz kılacaksınız. Sonra istediğiniz para geliyor dedim. Gülerek kapıyı açtım ve kaçtım derse gittim. Şaka yaptım aslında. Neyse ders bitti. Zil çaldı. Tam çıkacağım. Kapıyı açtım. Karşımda o hanımefendi. Dedi ki ya hocam dedi çok düşündüm dedi. Bu gece denemek istiyorum sizin dediğinizi dedi. Kaçta abdest alıp ne kadar kılacaktım dedi namaz. Ben de dedim ki saat 12'de abdest almış olacaksın, namaza duracaksın. Saat 3'e kadar. Ama dedim bu 40 gün sürüyor. 41. gün oluyor bu dedim yani. 41. gün Allah'ın izniyle istediğin para mutlaka sana gelir dedim. Ama her gün 3 saat namaz kılacaksın. Tam 41 gün. 41. gün bu gelir dedim. Oo dedi çok zor dedi ya. Bir günse bugün yapacaktım dedi. Bir günde oluyor zannettim dedi. Dedim zengin olmak o kadar kolay mı? Böyle bir nüktemiz olmuştu. Yani zengin olmayı bazen yakıştırmıyorlar Müslümana. Kıymetli dinleyenler. Müslüman zengin olacak ama helalinden olacak. Bir, başkalarıyla paylaşacak. İki, zekatını mutlaka verecek. Üç, sadakasını mutlaka verecek. Dört, insanlarla paylaşacak. Sofrasını oturtacak. İkramı bol olacak. Zengin olmanın böyle hayırlı şartları var. Bunları yaparsan zenginlik güzel. Çalarsan, çırparsan, hırsızlık yaparsan, bencil olursan, kimseyle paylaşmazsan o kötü. Allah Resulü mesela vadiler dolusu hayvanı bağışlıyor düşünebiliyor musunuz? Ganimet olarak alınmış. Geliyor bir kafir. Ya Muhammed diyor senin cömert olduğunu duydum. Bana diyor bağışta bulun. İhsanda bulun. Allah Resulü şu vadideki bütün hayvanlar senin olsun diyor buyurdu. Dünyaya kıymet vermemiş. Zengin olmuş ama bak veriyor. Ve müellifetül kulüp kalpler ısınıyor. O adam diyor ki senden daha hayırlı daha cömert kimseyi görmedim. Ve Müslüman oluyor. Bakın böyle olacak. İmam Malik rahmetullahi aleyh buna dikkat etmiştir. Kendisine ait bir evi
olmamıştır. Mesela o evde kirada oturmuştur. Biliyorsunuz Abdullah İbni Mesud'un evinde oturuyor. Manevi olarak ondan istifade etmek istiyor. Onun etirde oturduğu ev. Ama kirasını veriyor. Kendine ait bir evi olmamış. Hiç olmamış. Kendisine miras kalan bir evi olmuş mesela ilk dönemlerde. Onu da hemen satmış ve talebelerini harcamış. Böyle bir insan. Cenab-ı Hak zenginlerimizin sayısını arttırsın ama vicdanını helal kazanan zenginlerimizin arttırsın. Herkesin malına hırsızlıkla el koyan, çalan çırpan o tiplerden yapmasın. Onlar her zaman insanların başına beladır. Doymak bilmez yani. Ne yazık ki şu anda dünyamızda efendim toplam insanların %95'inin bütün servetini dünyanın %5'i elinde tut. Yani bu ne oluyor? Normal değil. Sosyal adalet efendim dağılım sağlanmamış. O yüzden dünyanın bazı yerlerinde aç, rezil, sefil insanlar, bazı yerlerinde de malının, mülkünün şeyini bilmiyor. Efendim, sayısını bilmiyor. Yani bu hoş bir şey değil. Bu Allah'ın istediği bir düzen değil yani. O yüzden o %5 dünyanın en zengin grubu %95'in hakkını dağıtmalıdır. Onlara iş vermelidir. Sadaka değil. Onun da altını çizelim. Sadaka vermek mata bir şey değil. Mühim olan o sadaka insanı onuran, tamir eden, meslek sahibi yapan bir hale dönüşmelidir. 3 kuruş sadaka verdim diye cennete gideceğini ümit ediyor. Çaldığın ne olacak? Olmaz. Onun için yani bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım. İnsanların iş sahibi yapılması lazım. Ekmeğiyle oynanmaması lazım. Gelirler üstte eşitlenmeli, altta değil. Fakirlikte değil. İslamiyet bunu istiyor. İslamiyet Müslümanın zengin olmasını ister. Ama bütün Müslümanlar. Bir grubun elinde olsun, o ona tutsun sadaka versin, makarna dağıtsın. Bunu istemez İslamiyet. Bu insan onurunu kırıcı bir şey. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Amin.